Herkese merhaba. Megarasa'nın yeni bölümüne tekrar hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, izlediğiniz için teşekkürler. Ben Mega ve bugün mısır keki yapacağız. Perkedel Jagung genellikle veya Hollandaca'da mısır keki olarak da adlandırılır. Evet, bu gerçekten harika bir yemek ve nasıl yapılacağını mı merak ediyorsunuz? İzlemeye devam et. Megarasa'ya hoş geldiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben Mega ve bugün yine bir şeyler yapacağız. Lezzetli şeyler yapacağız. Bugün mısır keki yani mayıs koyek yapacağız. Evet, buna mısır keki diyorlar Hollanda'da. Ama Endonezya'da bu mısır keki olarak biliniyor. Perkedel muhtemelen buradan geliyor. Frikandel kelimesinden. Hollandalılardan tabii ki kelime. Ve Endonezya'da öyle düşünüyorum. Mısır keki oldum. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama sanırım böyle bir şey oldu. Jagung, mısır demektir. Ve bu da bugünün yıldızı. Çünkü taze mısır koçanı ile lezzetli bir şey yapacağız. Sizlere neye ihtiyacımız olduğunu göstereceğim. Tabii ki iki mısır koçanına. Bir yeşil soğan, bir kereviz ve bir biber. Ama bu isteğe bağlı. Eğer acıdan hoşlanmıyorsanız bunu tabii ki atlayabilirsin. Ve yine iki şalotum var. Aslında üç tane. Ama bu oldukça büyük, bu yüzden ben bir şalot istiyorum. Ama eğer küçükleriniz varsa kullanın. Sadece üçüncü ve üç sarımsak ve burada böyle bir bebek var. Biraz acıdım, bu yüzden onu ekliyorum. Sadece gerçekten yanında. Burada sebze suyu, beyaz biber, biraz tuz ve denge için şeker var. Ve burada biraz daha fazla un var, pirinç unu. Pirinç ununu Asya süpermarketinden aldım. Böyle görünüyor ve aslında Albert Heijn'de satılıp satılmadığını bilmiyorum. Sanırım satılıyor. Albert Heijn her şey var. Yani bunu da kullanabilirsin. Bugünün sırrı ise kabartma tozu. Çünkü biz çıtır mısır keki yapacağız. Bu yüzden bu sır. Tamam, evet. Ve sonra başka bir şey daha var. Su. Evet, aslında gerçekten görüyorsun. Yumurta kullanmıyorum. Bu yüzden bu da vegan bir tarif. Şimdi başlayalım. Mısır koçanı var. Ceketlerimizi çıkaralım. Evet, bu işlemi gerçekleştirmek için bunu direkt olarak çekip alabilirsin. Çok ve bu şekilde kıllarını her gün düzenli ve dikkatlice temizlemek. Bu mısır koçanlarını bir süpermarketten aldım ve genellikle uçları kesilmiş oluyor. Bu yüzden genellikle bunu kesme tahtana düz bir şekilde koyabilirsin. Ama örneğin bir meyve sebze dükkanından alırsan pazarda genellikle hepsi hala uçlarıyla birlikte. Onları biraz kesmeniz gerekiyor. Kesme tahtasına yerleştirelim. Şimdi mısır tanelerini kesmeye geçiyoruz. Evet, bir tane var. Yeni bir bıçak. Bu yüzden çok dikkatliyim. Bana göre oldukça keskin. Gördüğünüz gibi bu böyle gidiyor. Gerçekten çok kolay bir şey. Ama her yere yayılıyor. Ve bu durum bazen kontrol edilemez hale gelebiliyor. Ancak bu durumun çok da önemli olmadığını düşünüyorum. Çünkü sonuçta her şeyin bir çözümü vardır. Bu yüzden bu yayılmanın bizi endişelendirmesine gerek yok. Her şeyin bir çözümü olduğu için bu durumu da aşabiliriz. Belki de bu konuyu daha iyi anlamak için iki parçaya ayırmam gerekiyor. İlk parça, bu yaklaşımın neden gerekli olduğunu ve hangi durumlarda etkili olabileceğini detaylı bir şekilde açıklayacak. Örneğin, bu tür bir strateji, karmaşık projelerde daha iyi odaklanmayı ve yönetimi kolaylaştırabilir. Ancak her durumda işe yaramayabilir ve bazı projelerde karmaşıklığı artırabilir. İkinci parça ise bu yöntemin hangi koşullarda başarısız olabileceğini ele alacak.
Bu nedenle her projenin kendine özgü dinamiklerini dikkate alarak bu stratejiyi uygulamadan önce dikkatli bir değerlendirme yapmak önemlidir. Ayrıca bu yaklaşımın potansiyel risklerini ve faydalarını tartışmak daha bilinçli kararlar almamıza yardımcı olabilir. Örneğin, bazı projelerde bu tür bir bölünme beklenmedik sorunlara yol açabilir. Sonuç olarak bu stratejiyi uygularken her projenin özel gereksinimlerini ve hedeflerini göz önünde bulundurmak başarı şansını artırabilir. Bu bağlamda stratejinin uygulanabilirliğini değerlendirirken projenin kapsamı, hedefleri ve mevcut kaynakları gibi faktörleri de göz önünde bulundurmak gerekir. Böylece stratejinin etkili bir şekilde uygulanması sağlanabilir ve istenilen sonuçlara ulaşılabilir. O küçükleri almama aslında gerçekten hiç gerek yok. Özellikle sanırım sonraki adım, şimdi şalotları, onları hemen alacağım ve sonra diğer malzemelere biraz daha geçeceğim. Şalotları zaten önceden soydum. Şimdi küçük parçalara kesiyorum. Çok dikkatlice ve özenle. Ve bu benim mutfakta kullandığım doğrayıcıma gidiyor. Çünkü bu doğrayıcı sebzeleri ve meyveleri hızlı ve etkili bir şekilde doğramak için tasarlanmış harika bir alettir. 3 şalotlar ve 3 sarımsak dişi. Ve ardından içine birazcık daha mısır taneleri de ekliyorum. Ve ardından biraz daha bekliyorum. Yaklaşık 4 kaşık. Ve şimdi bu karışımı biraz daha detaylı bir şekilde karıştıracağız. Bu işlem malzemelerin iyice birbirine karışmasını ve çok ince olmasına gerek yok çünkü bu şekilde de gayet iyi olabilir. Biraz kalın olması da sorun yaratmaz. Hatta bazen daha iyi bile olabilir. Aslında kalınlık bazen daha fazla dayanıklılık ve sağlamlık sağlayabilir. Bu da uzun vadede avantajlı olabilir. Tamam, şimdi bu görevi tamamlamak için birkaç adım atmamız gerekiyor. İlk olarak eğer bu belirli işlemi gerçekleştirdiyseniz bir sonraki adımda bu nesneyi dikkatlice alıp belirlenen yere yerleştirmemiz gerekecek. Bu süreçte dikkat etmemiz gereken bazı önemli noktalar var. Öncelikle bu nesnenin doğru bir şekilde yerleştirildiğinden emin olmalıyız. Ayrıca bu işlemi yaparken herhangi bir hata yapmamak için dikkatli olmalıyız. Eğer bu adımları doğru bir şekilde takip edersek her şey planlandığı gibi ilerleyecektir. Bu nedenle her adımı dikkatlice ve özenle uygulamak çok önemlidir. Şimdi taze soğanları ve kerevizi doğrayacağız. Eğer kereviz yoksa, örneğin başka bir sebze kullanabilirsiniz. Örneğin havuç veya patates. Sen de öyle. Eğer kişnişi seviyorsan, kişniş kullanabilirsin tabii. Ya da maydanoz. Bu da gerçekten çok lezzetli ve harika. Tesadüfen bunu evde buldum, bu yüzden kereviz kullandım. Bunu şimdi güzelce ve dikkatlice ince ince doğrayalım. Yani burada yapmamız gereken şey her şeyi ince ince doğramak. Bu tarifimizin en önemli adımlarından biri. Çünkü malzemeler ne kadar ince doğranırsa lezzetler o kadar güzel harmanlanır ve yemeğimizin tadı o kadar güzel olur. İnce doğrama işlemi için keskin bir bıçak kullanmak çok önemlidir. Bıçağımızın keskin olması malzemeleri daha kolay ve hızlı. Ve sonra biberimi alıyorum. Tekrar bu isteğe bağlı. Almak zorunda değilsin. Ama ben bunu gerçekten sadece çok lezzetli buluyorum. Yani baharatlı bir tat için. Ve gerçekten harika ve inanılmaz bir deneyim. Ve oldukça etkileyici. Ve ben de arada sırada içinde gerçekten çok fazla biraz kırmızı görmeyi seviyorum. Lütfen bunu da dikkatlice ince şeritler halinde kesin. Elbette, eğer isterseniz tohumları çıkarabilirsiniz. Ancak benim kişisel tercihim baharatlı ve acı tatları seven biri olarak tohumları bırakmak yönünde. Çünkü tohumlar yemeğe ekstra bir lezzet katıyor ve bu da benim damak zevkime hitap ediyor. Baharatlı şeyleri gerçekten çok seviyorum ve bu yüzden tohumları çıkarmak yerine onları bırakmayı tercih ediyorum. Ve sonra biz
lezzet vericiler. Yani sebze suyu, tavuk suyu da veya başka bir kullanabilirsiniz. Ama çünkü vejetaryen ya da aslında vegan. Bu yüzden sebze suyu kullanabildim. Ve beyaz biber. Birazcık daha fazla tuz ekleyin lütfen. Ve birazcık daha fazla şeker. Biraz karıştırmak malzemelerin iyice karışmasını sağlamak için gereklidir. Ve un karışıma yavaş yavaş, dikkatlice ve nazikçe ekleniyor. Pirinç unu genellikle tatlılarda, diğer yemeklerde ve çorbalarda kullanılır. Ve sonuncusu kabartma tozu. Bu karışımı iyice karıştırarak tüm malzemelerin birbirine iyice karışmasını sağlayalım. Böylece lezzetler birbirine geçecek ve daha homojen bir karışım elde edeceğiz. Ve birazdan suyu ekleyeceğim. Baharatların iyi karışması için biraz karıştırıyorum. İyi dağıldıklarından emin oluyorum. Şimdi suyu ekliyorum. Bu oldukça keyifli görünüyor. Eğer yeşil soğanınız yoksa endişelenmeyin çünkü bu tarifte yeşil soğan yerine kullanabileceğiniz birçok alternatif malzeme bulunmaktadır. Örneğin taze maydanoz veya dereotu gibi yeşil yapraklı otlar yemeğinize farklı bir aroma katabilir. Ayrıca ince doğranmış kırmızı soğan veya beyaz soğan da kullanabilirsiniz. Bu malzemeler yemeğinize hem renk hem de lezzet katacaktır. Eğer daha hafif bir tat tercih ediyorsanız taze nane yaprakları da harika bir seçenek olabilir. Bu tarif esnekliği sayesinde farklı damak zevklerine hitap edebilir ve her seferinde yeni bir lezzet deneyimi sunabilir. Dolayısıyla yeşil soğanınız olmasa bile bu tarifin keyfini çıkarabilirsiniz. Unutmayın, yemek yaparken yaratıcılığınızı kullanmak her zaman mümkündür ve bu da yemeğinizi daha özel kılar. Tabii ki frenk soğanı da kullanabilirsiniz. O da lezzetlidir. Ama sen sadece gerçekten evet diğerlerini yapabilirsin. Baharatları kullanmak. Daha önce söylediğim gibi frenk soğanı. Bu sadece denemek ve deney yapmak meselesi derim. Artık çok güzel bir hamurumuz var. Bir bakayım. Evet, bence bu yeterli görünüyor. Yani biraz hamur var, evet, ama bu hamurun kıvamı oldukça iyi. Hamurun dokusu ve rengi istediğimiz gibi olmuş. Bu yüzden genel olarak bu hamurun yeterli olduğunu düşünüyorum. Hamurun biraz daha yoğrulması gerekebilir ama şu anki haliyle de gayet iyi. Evet, bu hamurla çalışmaya devam edebiliriz. Gerçekten krep değil ama aslında bence biraz Amerikan keki tarzı bir hamur. Sanırım şu anki durumumdan oldukça memnunum. Şimdi birazdan mutfağa gidip lezzetli ve yumuşacık bir mısır keki hamuru hazırlamaya başlayacağım. Bu hamur akşam yemeği için harika bir eşlikçi olacak ve soframıza renk katacak. Mısır keki özellikle sıcak servis edildiğinde herkesin beğenisini kazanacak bir lezzet sunar. Hazır. Burada yaklaşık 500 ml ayçiçek yağı olan bir tencere var. Hamuru bir kez daha iyice karıştırmak gerekiyor. Şimdi yağımın yeterince sıcak olup olmadığını dikkatlice kontrol edeyim ki pişirme işlemi sorunsuz ilerlesin. Bunu genellikle bir yemek çubuğuyla yapıyorum. Bunu içine koyuyorum. Ahşap bir yemek çubuğu ve eğer kabarcıklar çıkmaya başlarsa bu onun sıcak olduğu anlamına gelir. Yani şimdi zaten sıcak. Bence bunu daha önceki videomda söyledim. Ama eğer benim videolarımı daha önce hiç izlemediysen bir göz at. Ve unutma da abone olmamayı unutmayın. Ve tabii ki beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Tüm tarifler için. Eğer tamam içinde ne var diye bilmiyorsanız elbette bakabilirsiniz. Benim web sitem www.megarasa.com ve o evet ben de sadece bir tane kullanıyorum. Aslında gerçekten yemek kaşığı öyle mi? Özel bir ölçü kaşığı kullanmıyorum. Sadece ve sadece bir yemek kaşığı kullanıyorum. Öyleyse şimdi bu nesneyi dikkatlice ve özenle herhangi bir zarar vermeden yavaşça ve nazikçe içine yerleştiriyoruz. Bu işlem sırasında dikkatli olmalıyız çünkü bu çok önemli bir adımdır. Önce bir 5 yapıyorum. İçine fazla koyma. Şöyle bir döndürme yapalım. Yavaşça ve dikkatlice.
her açıdan inceleyerek ve detayları gözden kaçırmadan. Bunu sadece altın kahverengi olana kadar pişireceğiz. Sadece yemek çubukları kullanıyorum çünkü bunu çok kolay buluyorum. Döndürmek, şayet yemek çubuğuna alışkın değilseniz bir maşa kullanabilirsiniz. Bir sonraki partiye sanırım sadece 6 veya 7 ekleyebilirim. Düzenli olarak çevrildi. Bu elbette gerçekten lezzetli. Evet, atıştırmalık olarak ya da içkiyle birlikte de yiyebilirsin. Ve elbette pilav sofrasında da. Ve pirinçle, evet pirinçle her şey güzel. Barbeküm var, evet. Misafirler için biraz atıştırmalık. Bunu her zaman çocuklarım için yaparım. Okuldan geldiklerinde lezzetli bir şeyler yemek isterler. O zaman biraz mısır kurabiyesi yaparım. O zaman burada hazır bekliyor. Her an harekete geçmeye ve beklenen olaylar için hazırlıklı olmaya devam ediyor. Bu süreçte dikkatli ve sabırlı bir şekilde bekliyor. Yağı yakalamak için mutfak kağıdı ile bir süzgeç kullanarak fazla yağı etkili bir şekilde emebilir ve yiyeceklerin daha sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz. Bu yöntem özellikle kızartma işlemlerinde oldukça faydalıdır ve mutfakta pratik bir çözüm sunar. İki parti. Şimdi 7 tane koyuyorum. Eğer bir atıştırmalık hazırlayacaksan elbette bunu biraz daha küçük yapabilirsin. Yani örneğin bir çay kaşığı alıyorsun. Bak şimdi bu kadar büyük. Güzel bir boyut buldum. Tüm mısır kurabiyelerini pişirdim ve az önce saydım. Şu anda 26 adet ama kameraman yani benim adamım. O arada 4 tane yedi, bu yüzden yaklaşık değil 30 adet vardı. Yani o 2 mısır koçanından 30 adet yaptım. Mısır kurabiyeleri yapıldı. Bu harika değil mi? Ve duymalısınız. Süper kıtır. Süper krokant. Yani evet. Bu benim Megarasa usulü mısır kurabiyem. Eğer siz de düşünüyorsanız. Tamam, bunu bir kez yapmak istiyorum. Ne gerektiği için megarasa.com'a bakın. Ve tabii ki henüz yapmadıysanız abone olmayı unutmayın. Ayrıca beğenmeyi de unutmayın. Tabii ki. Beni Instagram'da takip edin. Instagram.com/megarasa.tv'deyim. Ve evet, bu kadardı. Umarım hoşunuza gider. Ve ben derim ki deneyin. Ve evet, bir sonraki sefere görüşürüz. Gerçekten hazır mısın tam olarak? Wow, tamam. O zaman sambalımı alacağım.